Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 16 Temmuz tarihli yabancı takas oranlı raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzdaki verilere baktığımızda BIST 30 içerisinde yüksek yabancı takas oranına karşın Turkcell, Ford, Yapı Kredi Bankası ve Türkpaş hisselerinde yabancıların pozisyonlarını azalttıklarını, buna karşılık Kontrolmatik ve Oyak Çimento'da pozisyonlarını artırdıklarını görüyoruz. Bu hisselerin detaylarına inelim. BIST 30 içerisinde yabancı payı en yüksek hisse olan Turkcell'in yabancı payının %62.80'e gerilediğini görmekteyiz. Haftalık yabancı payında 26 bas puanlık bir düşüş yaşandı. Turkcell'in 3 aylık süre zarfındaki yabancı azalışı da 442 bas puan oldu. Ford'a döndüğümüzde son haftada 118 bas puan yabancı pay azalışının olduğu görülüyor. Bu veriler Yapı Kredi Bankası'nda 82 bas puanken Tüpraş'ta 29 bas puan. Böylece saymış olduğumuz 4 hissenin de son 3 ayın en düşük yabancı payında olduğunu belirtebiliriz. Öte yandan Kontrolmatik ve Oyak Çimento'nun yabancı payları son 3 ayın en yükseğine tırmandı. Kontrolmatik'te son 1 ayda 455 bas puan yabancı pay artışı olurken Oyak Çimento'da bu 30 bas puan olarak gerçekleşti. Böylece Kontrolmatik'in yabancı payı %13.63'e, Oyak Çimento'nun da %3'e yükseldi. Yabancı payı en yüksek 5 hisse Turkcell, Koç Holding, Akbank, BİM ve Sabancı Holding'den oluşuyor. Koç Holding'in yabancı payı %57.74, Akbank'ın %54.24, BİM'in %47.65, Sabancı Holding'in %46.33. Son haftadaki işlemlere bakıldığında Koç Holding'in yabancı payında 1 ay ve 3 aydaki performansına göre bir artış varken Akbank, BİM ve Sabancı Holding'in yabancı payında sırasıyla 56, 10 ve 34 bas puan azalış meydana geldi. Akbank ve BİM özelinde ise bu hisselerin yabancı payında hafif azalışlar daha yaşanması durumunda son 3 ayın en düşüğünde olacaklarını eklemek gerek. Çünkü tabloya döndüğümüzde Akbank 12 Temmuz tarihinde 54.21 ile en düşük yabancı oranını görmüşken BİM de yine aynı tarihte 47.60 ile en düşük yabancı pay oranını görmüş. Anlatmış olduğumuz hisseler dışında Aselsan ve Tofaş'a da değinebiliriz. Aselsan'ın yabancı payında artışlar sürerken Tofaş'ın da özellikle son haftada diğer dönemlerine göre pozitif artıştığını söyleyebiliriz. Negatif tarafta ise Kardemir Denizli, Koza Altın ve Petkim öne çıkıyor. 3 hissede de son 1 haftada yabancı payında 100 bas puan üzerinde azalışlar oldu. BIST 30 içerisinde yabancı payı en düşük 5 hisse de Oyak Çimento, Gübre Fabrikaları, Borusan, Sasa ve Garanti'den oluşuyor. Son 5 hissenin de yabancı payı %10'un altında bulunuyor. BIST 100 şirketlerinin yabancı paylarına döndüğümüzde ise Kontrolmatik yabancı payındaki düzenli artış, Teknosa'da yabancı payındaki düzenli azalışa dikkat çekiyor. Haftalık yabancı takas değişimlerinde Aselsan'ın yabancı payında 158, Tofaş'ta 107, Mavi'de 81 bas puan artış, Agrot'ta 275, Bin Yatırımlar Holding'de 271, Kardemir Denizli'de de 146 bas puan azalış meydana geldi. BIST 30'un yabancı payı %34.70 seviyesinde. Son 2 yıllık döneme göre maksimum seviyeyi 38 ile bu yılın Mayıs ayında, minimum seviyeyi de %29.41 ile geçtiğimiz sene Mayıs ayında görmüştü. Bu haftalık raporumuzu özetledik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.